Merhaba arkadaşlar, Kanalım'a ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte nefis bir kurabiye hazırlayacağız. Daha doğrusu incirli, çikolatalı bir kuki hazırlayacağız. Hamurunda incir kullanıyorum ve nefis bir kurabiye oluyor arkadaşlar. İncir de şu an tezgahlarda varken mutlaka bu tarifi denemelisiniz. Çok güzel bir incirli kurabiye. Bunun için Mutfak robotuna ilk önce 100 gram oda ısısındaki tereyağını koyuyorum. Üzerine bir Türk kahvesi fincanı ayçiçek yağı ilave ediyorum. Bir tane yumurta ve bir çay bardağı toz şekeri ilave ediyorum. Bir çay bardağı da ceviz ekliyorum ve bunları mutfak robotundan geçirip pürüzsüz bir kıvam almasını sağlıyorum. Bakın, krema kıvamına geldi. Şimdi içine 2 tane incir ekliyorum. İncirin kabuklarını soyup içine ilave ediyorum. İncirleri içine ilave ettim. Şimdi tekrar mutfak robotundan geçirip incirin de parçalanmasını sağlıyorum. Tamamen karıştı. Artık yoğurma kabına alıyorum. Şimdi üzerine bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilin ekliyorum. Un ilave ederek yoğuruyorum. Ele yapışmayan klasik bir kurabiye hamuru hazırlıyoruz. 3,5-4 su bardağı ortalama un yeterli geliyor. Kontrollü bir şekilde koyarsanız sorun yaşamazsınız. Unun kalitesine göre miktarda ufak tefek değişiklikler olabilir. 3,5 4 su bardağı arası yeterli geliyor. Ve bakın güzelce hamuru yoğuruyorum. Ele yapışmayan fakat yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Güzelce toparlandı. Şimdi üzerine bir çay bardağı damla çikolata ilave ediyorum. Çikolata karışıncaya kadar, çikolatalar karışıncaya kadar tekrar yoğuruyorum. Sütlü, bitter hangi çikolatayı seviyorsanız onu ekleyebilirsiniz. Çikolatası karışıncaya kadar yoğurdum. Şimdi küçük parçalar koparıp yuvarlıyorum. Cevizden biraz büyük parçalar koparıyorum ve yuvarlayıp fırın tepsisine yerleştiriyorum. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine kukileri yerleştirdim. Aralıklı yerleştiriyoruz. Buna da dikkat edin lütfen. Şimdi üzerlerine bardak ile bastırarak ince atıyorum. pişerken kabaracaklar. Şu an ince atıyorum. Tam istediğimiz kıvama gelecek piştiğinde. Bütün kurabiyelerin üzerine bastırdım. Şimdi önceden ısınmış 180 derece fırında kenarları hafif kızarıncaya kadar pişiriyorum. Ve bakın kurabiyelerimiz pişti. Fırından çıktı. Bakın güzel kabardılar. Şimdi bakın artık soğumaya bırakıyorum. Kurabiyeler soğurken çikolatasını hazırlıyorum. 100 gram sütlü çikolata kullanacağım. Çikolataları benmari usulü eritiyorum. Ve üzeri içinde incir kullanmak istiyorum. İncirleri küçük parçalar halinde dilimlere kesiyorum. Bir tane incir bütün kurabiyelere yeterli gelecektir. Çikolata çok güzel eridi. Kurabiyeler de soğudu. Şimdi artık kurabiyelerden bakın bir tanesini alıyorum. Sadece üst yüzeyini, uç kısmını çikolataya bandırıp tekrar tepsiye koyuyorum. Çikolatayı bandırıyorum. Fazlasını akıtıp tekrar tepsiye yerleştiriyorum. üzeri için 100 gram çikolata yeterli geliyor. Çikolataya bandırdıktan sonra doğramış olduğum incirlerden çikolatalı kısma koyarak süslüyorum. İncirlerini de koyduktan sonra çikolataların donmasını bekliyorum. Çikolatası donduktan sonra afiyetle yemeğe hazır. Evet. Kurabiyelerimiz yani kukilerimiz hazır. Çok güzel görünüyor. Nefis oldular. Ve artık çikolataları da dondu. Harika görünüyorlar. Afiyetle yiyebileceğiniz nefis bir kurabiye tarifi. Bu kurabiyeler daha doğrusu kukiler gerçekten şahane. Mutlaka denemenizi öneririm. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın. Şimdi sizleri doku testiyle baş başa bırakıyorum.